Bodrum'da 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. Akut Bodrum ekibi, Kızılay Bodrum gönüllüleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 80 kişilik grup Bodrum Marina önünde toplandı. Gruptakiler buradan İskele Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında temsili olarak sedye ile 10 yaşında yaralı bir çocuk taşındı. Atatürk fotoğraflarının da taşındığı yürüyüşe yol üzerindeki esnaf ve turistler de alkışlarla destek verdi. İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikse Marmara depreminde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Daha sonra İskele Meydanı'nın üst kısmında bulunan tepelik alandan sedye ile temsili olarak yaralı taşındı. Buradaki etkinliğe turistler ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında Akut'un katıldığı kurtarma operasyonlarında çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Akut Bodrum ekip lideri Saadettin Uslu, etkinlikte yaptığı konuşmada Marmara depreminde hayatını kaybedenleri andıklarını ve deprem gerçeğini hatırlatmak istediklerini söyledi. Deprem gerçeğine karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğine işaret eden Uslu, depreme karşı sürekli eğitimler düzenliyoruz. Bodrum Yarımadası'nda çok sayıda kişi deprem konusunda bilinçlendi. Ama insanları depremler değil, binalar öldürür. Bizim asıl amacımız insanları binaların altından kurtarmak değil, hayatta kalmalarını sağlamaktır diye konuştu. İnsanı deprem değil, binalar öldürür. Bu konuda biz Akut olarak göçük altından insanları kurtarmaya çalışıyoruz ama bizim misyonumuz ve esas hedefimiz insanları göçük altından kurtarmak değil, göçüğün altında kalmamalarını sağlamaktır. Bu nedenle Bodrum ve bölgesinde Bodrum Akut olarak 6000 civarında öğrencimizi ve vatandaşımızı bilgilendirdik. Deprem haritası kitapçıkları dağıttık. Bu sayı yeterli mi? Yeterli değildi. Biz bu anlamda misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı devam ediyoruz. Tamam, hayırlı olsun. Yeterli. Verip devam edeceğiz.